1956 yılında Fransız futbol dergisi France Football'un başyazarı Gabriel Hanot, iş arkadaşlarından yılın en iyi futbolcusunu oylamalarını istemişti. Oylama sonucunda ortaya çıkan sonuçlar dergide yayınlanmış ve böylece futbolun en prestijli ödüllerinden birisi ortaya çıkmıştı. Ballon d'Or ödülü 1995 yılından önce sadece Avrupalı futbolcular için verilen bir ödüldü. Takvimler 1995 yılında gösterdiğinde ise tüm dünya futbolunu kapsayan bir ödül haline getirildi. 1995 yılından itibaren dünyanın dört bir yanından oyuncular Ballon d'Or aday gösterilebilir hale gelse de yine ağırlık Avrupa takımlarına veriliyor. Ben de bugün bu konuyu merak ettim ve Avrupa dışından Ballon d'Or aday gösterilen futbolcular kimlermiş onları araştırdım. Avrupa ligleri dışında oynarken Ballon d'Or aday gösterilen 8 tane futbolcu var toplamda. Ayrıca Sovyet Rusya, Gürcistan ve ülkemiz Türkiye gibi toprakları büyük oranda Avrupa dışında kalan ama konfederasyon olarak UEFA'ya bağlı olan liglerden de 36 tane futbolcu bulunuyor. Ballon d'Or'un verildiği ilk yıllarda Sovyet futbolu en iyi dönemlerini yaşadığı ve ilerleyen yıllarda ligimizden oyuncular da Ballon d'Or aday gösterildiği için bu 36 futbolcudan da kısaca bahsedeceğim. Anlayacağınız uzun bir video olacak. Çayınızı, kahvenizi alın ve arkanıza yaslanın. Videomuza geçmeden önce sizlerden küçücük bir ricam var. Bu videoların araştırmasını yapmak gerçekten büyük bir emek istiyor. 5 saniyenizi bile almayacak şekilde abone olup aramıza katılır ve videoyu beğenerek destek verirseniz motivasyon anlamında bizim için süper olur. Keyifli seyirler. Az önce bahsettiğim 8 futbolcu arasından Avrupa dışında oynadığı yıllar boyunca en fazla aday gösteren isim olan Neymar'la başlıyoruz. Neymar Jr. ilk olarak 2011 yılında Santos'la Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz Copa Libertadores'i kazanarak listeye girmeyi başarmıştı. Oylama sonucunda 10. sırada yer alan Neymar o sezon Puşkaş ödülüne de layık görülmüştü. 2012 yılında Recopa Sudamericana'yı kazanarak tekrar Ballon d'Or aday gösterilmiş ve bu defa 13. sırada yer almıştı. Bir yıl sonra 2013 yılında ise ülkesiyle katıldığı Konfederasyon Kupası'nı kazandı, yaz aylarında Barça'ya imza attı. Yılın ilk 6 ayını Santos'ta, kalan 6 ayını Barça'da geçirip Ballon d'Or oylamasında 5. sırada yer almayı başarmıştı. Avrupa dışında oynadığı halde Ballon d'Or'u kazanan tek futbolcu olan Lionel Messi 2013 yılının ilk yarısını Paris'te, ikinci yarısını Miami'de geçirdi. Ballon d'Or'u aldığı tarihte Inter Miami'nin oyuncusu olduğu için kayıtlara bu şekilde geçmiş olsa da Messi'ye ödülü kazandıran yegane olay Dünya Kupası'nı kazanmış olmasıydı. Normalde Dünya Kupası'nın oynandığı yıl Ballon d'Or'da Dünya Kupası'ndaki performanslar göz önünde bulundurularak veriliyor. Ancak 2022 Dünya Kupası yılın son aylarında organize edildiği için Dünya Kupası performansı göz önünde bulundurulamadı ve ödül Benzema'ya verildi. Böylece Dünya Kupası performansı da çöpe atılacak değildi. Diğer ödüle kalmış oldu. Kulüp bazında yokları oynamış olsa da milli takım performansı sayesinde ödülün sahibi oldu. Barça kariyeri boyunca bize öyle şeyler izletti ki ismi bile Ballon d'Or aday gösterilmeye yetiyor. Günümüzde hala Inter Miami forması giyiyor olan Messi ya orada ya da futbola başladığı yerde, yani her türlü Avrupa dışında futbola veda edecek. 2012 yılının ilk yarısını Chelsea'de, ikinci yarısını Çin ekibi Shanghai Shenhua'da geçiren Drogba, o yıl oyların %2.6'sını toplayarak 8. sırada yer aldı. Shanghai kariyeri boyunca sadece 8 gol atabilirken 6 ay sonra takımdan ayrılmaya karar verdi ve 2013 yılının Ocak ayında Galatasaray'a imza attı. Didier Drogba'nın Ballon d'Or aday gösterilme nedeni ise Chelsea ile kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu. Ülkesi fil dişi sahilleri de Afrika Uluslar Kupası'nda final oynadı. Chelsea ile tabela anlamında verimli bir sezon geçirememiş olsa da Afrika Uluslar Kupası'nda gol kralı olmayı başarmıştı. Kaka'nın Ballon d'Or'u kazandığı 2007 senesi Avrupa dışındaki takımlar adına en bereketli yıllardan biriydi. Beckham başta olmak üzere Avrupa dışından 5 futbolcu Ballon d'Or aday gösterilmişti. Zaten ilerleyen dakikalarda hepsini tek tek sayacağım. Günümüzde Messi, Busquets, Suarez ve Alba gibi futbolcuları bünyesinde bulunduran Inter Miami kulübünün sahibi David Beckham 2007 yılında Ballon d'Or aday gösterildi. Söz konusu bu yılın ilk yarısını Real'de geçirirken yaz transfer döneminde MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu. İyi bir yılda geçirdiğini söyleyemeyiz. Zaten aday gösterilmiş olsa bile bir oy bile toplayamadan son sırada yer alan isimlerden biri olmuştu. Son sırada yer alan isimlerden biri olmuştu diyorum çünkü Beckham gibi oy toplayamayıp son sırayı paylaşan toplamda 15 futbolcu bulunuyordu. Çıktığı 148 milli maçla Meksika tarihinde en fazla maça çıkan kaleci olan Ochoa'yı Dünya Kupalarından dolayı yakından tanıyorsunuzdur. Toplamda 5 defa Dünya Kupası'na katıldı ve bu alanda en fazla Dünya Kupası'na katılan 8 futbolcudan biri halinde. Günümüzde 38 yaşında olmasına rağmen Serie A takımı Salernitana'da futbol hayatına devam ediyor. Ancak onu bu listeye sokan olay henüz 22 yaşındayken yaşanmıştı. O günlerde ülkesinin takımlarından Club America forması giyiyorken Ballon d'Or aday gösterilmiş ve sadece 1 puan toplayabilmişti.
Irak futbolunun önde gelen isimlerinden biri olan Yunis Mahmut 2007 yılında kariyerinin zirvesini gördü. Sezon başında transfer olduğu Katar takımı Al Gharafa ile Katar Ligi'nde 24 golle gol kralı olmuştu. Asya'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle ayrı bir gol krallığına daha imza attı. Başarısı bununla da sınırlı kalmadı. 2007 yılındaki Asya Kupası'nda Irak'la şampiyonluğa ulaşmışlardı. Bu şampiyonluk Irak futbolunun tarihinde kazandığı ilk ve tek Asya şampiyonluğuydu. Tüm bu başarıların ardından 2 puan toplayabilen Yunis Mahmut 29. sırada yer aldı. Golcü kaleci denince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Rogerio Senni, kariyeri boyunca bir defa Ballon d'Or aday gösterilmeyi başarmıştı. Serbest vuruşlarda ve penaltılarda topun başına geçen Rogerio Senni, kariyerinin tamamını São Paulo'da geçirdi. Çoğunluğu duran toplardan olmak üzere 131 tane golü bulunan Brezilyalı kaleci, dünya futbol tarihinin en golcü kalecisi konumunda. 2007 yılında topladığı 3 puanla Real'in kalecisi Casillas'la birlikte 27. sırayı paylaşmışlardı. 2007 yılındaki Avrupa dışından Ballon d'Or aday gösterilen futbolcular arasında en yüksek sıralamayı elde eden Riquelme'den bahsedeceğiz. O yılın ilk bir ayını Villarreal'de geçiren Arjantinli oyuncu Şubat ayında 1,5 milyon euro karşılığında ülkesinin takımı Boca Juniors'a kiralık olarak gönderildi. Kiralık olarak gönderilme nedeni formunun yeniden toparlanmasının istenmesiydi ki öyle de olacaktı. Sezonun geri kalan kısmında 26 maçta 10 gol 11 asistle oynadı. Ayrıca takımıyla birlikte Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz Copa Libertadores'te şampiyonluk sevinci yaşarken bu turnuvada çıktığı 11 maçta 8 gol 5 asistle oynadı. Bu performansın ardından 15 puan toplayarak Ballon d'Or sıralamasında 14. sırada yer aldı. 2008 yılının hemen başında Ocak transfer döneminde 12 milyon euro karşılığında bonservisi alındı. O günlerde 29 yaşındayken Boca Juniors'ın transfer rekorunu kırdı ve üzerinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen bu rekor hala kırılabilmiş değil. Konfederasyon olarak UEFA'ya bağlı olmayan liglerde Ballon d'Or aday gösterilen 8 tane futbolcuyu birlikte gördük. Şimdi ise Rusya ve Türkiye gibi topraklarının büyük bir çoğunluğu Avrupa dışında kalan ama UEFA'ya bağlı olan ülkelerin liglerinden aday olanlara bakacağız. Rusya futbolunu Sovyetler dönemi ve Rusya dönemi olmak üzere ikiye ayırmamız gerekiyor. Günümüzde pek parlak olmayan Rus ligi Sovyetler döneminde Avrupa'nın önde gelen liglerinden biriydi. Ballon d'Or aday gösterilen oyuncularına gelin birlikte bakalım. Şu anda ekranlarınızda Ballon d'Or'un verilmeye başlandığı 1956 tarihinden Sovyetler Birliği'nin dağılacağı 1991'e kadar aday gösterilen 28 Sovyet futbolcu var. 35 yıl boyunca 28 defa Ballon d'Or adayı çıkaran Sovyetler o dönemde futbola damga vuruyorlardı. Burada videomuza koyduğumuz oyuncular arasında en fazla Ballon d'Or aday gösterilen futbolculardan birisi olan Rinat Dasayev'den kısaca bahsetmek istiyorum. İsminin uzun haliyle Rinat Fazıl Rahmanoviç Dasayev aslen Tatar Türk'ü olan Müslüman bir Sovyet kaleciydi. Ruslar tarafından Lev Yashin'den sonra gelmiş en büyük kaleci olarak kabul ediliyor. Uzun yıllar boyunca Sovyet milli takımının kalesini korumasından da anlaşılıyor zaten. 1988'de dünyanın en iyi kalecisi seçilen Dasayev, 2004 yılında ise Pele tarafından yaşayan en iyi 125 futbolcudan biri olarak gösterildi. 1975 yılında Ballon d'Or aday gösterilen Oleg Blokhin ve Leonid Buryak, günümüz Ukrayna takımı olan Dinamo Kiev'de, 1981 yılında aday gösterilen Ramaz Çengelya, Alexander Çivaze ve David Kapiani ise günümüzde Gürcistan takımı olan Dinamo Tbilisi forması giyiyorlardı. Gürcistan liginin en çok şampiyon olan takımı konumundaki Dinamo Tbilisi'nin o yıl 3 tane Ballon d'Or adayı çıkarmasının nedeni Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmış olmasıydı. 1975 yılında Ballon d'Or aday gösterilen Dinamo Kiev'li Blokhin ise o yıl Ballon d'Or'u kazanmayı başarmıştı. O yıllarda bir Sovyet takımı olan Dinamo Kiev, Sovyet Ligi'nde Kupa Galipleri Kupası'nda ve ardından UEFA Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı. Yalnızca bir yıl hariç 1956-66 yılları arasında üst üste aday gösterilen efsane Sovyet kaleci Lev Yashin 10 defa Ballon d'Or aday gösterirken bir defa ödülün sahibi olmayı başardı. Hala Ballon d'Or'u kazanan tek kaleci konumundaki Yashin bu ödülü Sovyet futbolunun zirveyi gördüğü 1960'lı yıllarda kazandı. Dinamo Moskova o yıllarda savunma ağırlıklı bir futbol oynuyordu. Zaten 38 haftalık ligde sadece 45 gol atarak şampiyon olmuşlardı. Ancak onları şampiyon yapan bir numaralı isim Lev Yashin'di. Toplamda sadece 14 gol yerken 38 maçın 27 tanesini kalesinde gol görmeden bitirmişlerdi. Aynı zamanda layık görüldüğü bu ödülden 3 yıl önce yani 1960 yılında Sovyetler Birliği Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Bu arada efsane kaleci tıpkı Rogerio Senni gibi kariyerini tek bir takımda geçirdi. 22 yılını Dinamo Moskova kulübü için harcadı. 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasının ardından 1992 yılında Rusya Ligi kuruldu. Geçmişte Sovyet Ligi'nde bulunan Shakhtar, Dinamo Kiev, Dinamo Minsk, Ararat, Yerevan ve Dinamo Tbilisi gibi takımlar başka ülkelerin sınırları içinde kaldı. Ülkenin içinde bulunduğu durum Rus takımlarını etkilerken futbolcu üretkenliği de sekteye uğradı. 35 yılda 28 Ballon d'Or adayı çıkaran Sovyet futbolunun ardından 32 yıl boyunca Rus futbolundan sadece 3 tane Ballon d'Or adayı çıkarılabildi. 2008 yılında Advokat yönetimindeki Zenit UEFA Kupası'nın sahibi olurken bu takımın en önemli parçalarından
oyuncularından biri Andriy Arshavin'di. O sezon organize edilen ödülde 64 puan toplayarak 6. sırada yer aldı. Yine aynı yıl diğer bir Rus takımı CSKA Moskova'da forma giyen Yuri Zirkov da ödül aday gösterilmiş ama hiç puan alamayarak son sırayı paylaşanlardan biri olmuştu. Zirkov 2009 yılında 21 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza attı. Aynı yaz Arshavin de 16,5 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Son adayları ise 2011 yılında Angie forması giyen Samuel Eto'ydu. 2011 yılının ilk yarısını Inter'de geçiren Eto, İtalya Kupası'nı ve İtalya Süper Kupası'nı kazanırken İtalya Kupası'nda gol kralı oldu. 2011 yazında o günlerde Rus zenginler tarafından inanılmaz bir ekonomik destek alan Angie'ye transfer oldu. Ortada gollerine kaldığı yerden devam edince Ballon d'Or aday gösterilip oyların %1,34'ünü toplayarak 8. sırada yer aldı. Son olarak Süper Lig'de forma giyerken aday gösterilmeyi başaran 5 futbolcudan bahsedip listemize son noktayı koyacağız. İlk olarak 1963'te o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, bugünkü adıyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay aday gösterildi. Ayrıca Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olurken Süper Lig'de 38 tane gol atarak gol kralı olmayı başarmıştı. Az önce bahsettiğim üzere Lev Yashin'in Ballon d'Or'u kazandığı o yıl Metin Oktay 1 puan toplayarak son sırayı paylaşanlardan biri olmuştu. 1976 yılına gelindiğinde ise Trabzonspor tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Ali Kemal Denizci ödülü aday gösteriliyordu. İlerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen efsane futbolcu Metin Oktay ile aynı şekilde 1 puan toplayıp son sırada yer aldı. Takvimler 1988'i gösterdiğinde Galatasaray'ın santraforu Tanju Çolak Ballon d'Or aday gösterilip topladığı 4 puanla 11. sırada yer alıyordu. Tanju Çolak Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de şampiyon olmuştu. O yıl ligde attığı 39 gol sayesinde altın ayakkabı ödülünün sahibi olarak bu ödülü kazanan ilk ve tek Türk futbolcu olmuştu. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının ardından rekor bedelle transfer ettiği Mario Jardel de 2000 yılında Ballon d'Or aday gösterilmeyi başarmıştı. Yılın ilk yarısını Portekiz'de, ikinci yarısını ülkemizde geçirdiği için listemize aldık. Ancak Jardel'in bu ödülü aday gösterilmesi büyük oranda Portekiz'de gösterdiği performans sayesindeydi. 99-2000 sezonunda 37 golle Portekiz Ligi, 10 golle Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu. Portekiz Ligi'ni, Portekiz Süper Kupası'nı ve Portekiz Kupası'nı kazanıp bir de Galatasaray'la UEFA Süper Kupayı kazanmayı başarmıştı. Ancak tüm bu başarılara rağmen sadece 5 puan toplayıp 18. sırada yer aldı. 18. sırayı paylaştığı oyunculardan birisi Galatasaray'da gösterdiği performans sayesinde ödül aday gösterilen ama ödülün düzenlendiği tarihte Inter forması giyen Hakan Şükür'dü. Süper Lig'de oynarken Ballon d'Or aday gösterilen son futbolcuysa 2002 versiyon Hasan Şaş'tı. Hasan Şaş o yıl milli takımımızla Dünya Kupası'nda 3. Galatasaray'la ise ligde şampiyon olmuştu. Ballon d'Or'da ise 10 puan toplayarak 11. sırada yer aldı. Bu futbolcular dışında Nihat Kahveci ve Yıldıray Baştürk'te Ballon d'Or aday gösterilen diğer Türk futbolcularımız. Ama onları listeye almama nedenim Ballon d'Or aday gösterildikleri yılda Türkiye topraklarında oynamıyor olmalarıydı. Evet, Avrupa dışında oynamasına rağmen Ballon d'Or aday gösterilen futbolcular bu şekildeydi. Listemizde 44 tane futbolcu vardı. Umarım bugün sizlere sunmuş olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.